Merhaba hemşerilerim, merhaba komşularım, Balıkesir'in, Ege'nin güzel insanları, hepinize merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Balıkesir herhalde siyasi hayatımızda yeni bir kimlik kazanmaya başladı. Biliyorsunuz 25 Ocak tarihinde Balıkesir'e sevgili Ahmet Akın'ın aday tanıtımı için gelmiştim. Bir salon toplantısı öngörüldü. Salon hınca hınç dolmuş. Ancak salonun önüne gittim. Dedim ki herkes dışarı çıkmış. Dediler ki içerisi dolu ama 3 katı insan burada bekliyor. Salon toplantısına gitmişken bir miting yapmıştık. Bugün de sevgili Ahmet Akın'ın kahvesini içmeye, görevini makamında tebrik etmeye geldim. Ama belediyenin bir yanında bir miting var, bir yanında bir miting var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu coşku için, bu heyecan için hiç şüphe yok. Balıkesir, Kuvayi Milliye ateşinin yakıldığı Alaca Mescid'dir. Balıkesir, Kuvayi Milliye'nin şehridir. Balıkesir, bir uyanış olacaksa, bir ayağa kalkma olacaksa, bir kurtuluş olacaksa, ona ilk inanan, ilk davranan şehirdir. Hepinize teşekkür ediyorum. ...31 Mart'ta... çok zorlu bir süreci yaşadık. Hep beraber, hem Balıkesir'in merkezinde, hem bütün ilçelerinde birbirinden kıymetli adaylarımız ve bilhassa büyükşehir seçimi için önceden, çok önceden olgunlaşmış, hatta 5 yıl önce olacakken bir takım sebeplerle geri çekilmiş ama Balıkesir'in çok özlediği bir buluşma, bir kucaklaşmaya ihtiyaç vardı. Biz sevgili Ahmet Akın'ı aday yaptık. Biz yapmadık, siz yaptınız. Balıkesir yaptı. Sonrasında Ahmet üzerinde büyük bir mütabakat vardı ama maalesef yaşadığımız süreç Balıkesir'de bir güçlü ittifakı, geçmişten gelen dayanışmayı sürdürmeyi göstermeyen bir takım adımlar atıldı. Canı sağ olsun, canları sağ olsun dedik. Üzüldük ama kimseyi üzmedik. İşittik ama kimseye kem söz söylemedik. Bir tek şeye güvendik. Dedik ki Ankara'da ittifak kurulmayabilir ama Balıkesirliler meselenin farkındadır. İttifakı onlar kuracak dedik. Siz Balıkesir ittifakını kurdunuz. Büyük bir zafer kazandınız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Helal olsun size. Helal olsun Balıkesir'e. Helal olsun Ahmet Başkan'a. Helal olsun tüm belediye başkanlarımıza. Vallahi biliyorduk. Başaracağını, kazanacağını biliyorduk. Ama 100 gün doldu. Şöyle bir döndük. Belediye başkanlarımız ilk 100 günü nasıl geçirmiş diye baktık. Kolay değil. Böylesine bir coşkudan sonra devraldığı belediyede daha 100 gün tebrik ziyaretleriyle geçer. Yapıyı tanımakla geçer. Kadroları düzenlemekle geçer. Ekibini kurmakla geçer. Ama
Balıkesir'in evladı Ahmet Akın kardeşimiz ilk 100 günde hem Balıkesir'le kucaklaştı, hem ekibini kurdu, hem projelerini olgunlaştırdı ama hem de 15.4 milyar borçla devraldı. Şaka değil, 15.4 milyar Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden bir tanesinde bunu mazeret etmedi ve ilk iş söz verdiği gibi gelip de zam yapmadı, suya %15 indirim yaptı, herkesin yüzünü güldürdü, kendisini tebrik ediyorum. Ayvalık Altınova içme suyunun temeli atıldı. 30 kilometre su ve kanalizasyon hattı döşendi. 25 kilometre asfalt atıldı. Tarımsal sulamaya ücretsiz destek sunuldu. Sahiller temizlendi. Can kurtaran sayısı arttırıldı. Çöplerden 15.600 megawatt elektrik üretildi. Arıcılara destek verildi. Çiftçilerin ulaşımı için tarla yolları açıldı, düzeltildi. Binlerce sokak canlısının yardımına koşuldu. 18 ton mama dağıtıldı ve sadece 100 gün geçti. 5 yılı siz düşünün. 5 yılı siz düşünün. Tabii bu arada geldiğimde baba evine uğradım. Balıkesir'de baba evi neresi? Baba evi şurası. Atatürk bu ülkenin kurucusu mu? Atatürk Cumhuriyeti kurmuş mu? Peki Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurmuş mu? Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi herkesin babasının, dedesinin içine doğduğu evdir. Hepimizin evidir. Atatürk'ü seven kim varsa onun Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeri hazırdır. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Baba evine gittim. İl başkanlığımızda ilçe başkanlarımızla oturdum. İvrindi ilçe başkanımız bir sıkıntının olduğunu, mağdur köylülerimizin orada olduklarını söyledi. Çağırdık, görüştük. Bunu buradan, bu durumu buradan bütün Türkiye'ye duyurmak durumundayım ki Gökçeyazı'ndan gelen Gökçeyazı köylüleriyle konuştum. Önce bir topraklarına, sularına, yaşamlarına sahip çıkan, siyanürcü şirkete direnen Gökçeyazı köylülerini, Türkmen Dağı köylülerini bir alkışlayalım. Oradalar. Türkmen Dağı, Balıkesir'in su kaynağı. Anadolu'da 300 metreden, 400 metreden derin kuyu dalgıç pompalarıyla su çıkarılırken birçok yerde 5 metreden su çıkan bir yer. Maalesef bu suya birileri göz dikti. Oraya altın madeni ruhsatı verdiler. Türkmen Dağı'ndaki İvrindi ve Altıölül ilçeleri sınırında kalan 16 köy tehdit altında. Maalesef 1 kilometre uzunluğunda, 170 metre derinliğinde 2 tane dev siyanür havuzu yapıyorlar. Köyün dibinde, evlerin dibinde Türkmen Dağı'nın bütün suyunu alıyorlar ve çıkardıkları altını siyanürle o 1 kilometrelik devasa havuzlarda Balıkesir'in suyunu kirleterek, havasını kirleterek,
Şu anda köyün merasının önünde içinden yol geçirdiler. Toz toprak her yer, hayvanların otlamasına izin vermeyerek, tarımı katlederek, hayvancılığı bitirerek, siyanürle Balıkesir'e bir kez daha kanser tehdidini getirerek büyük bir haksızlık, büyük bir çevre katliamı kapımızda. Partimiz bu konuda duyarlı. Örgütümüz itirazlara destek veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın önerisiyle Büyükşehir Meclisi'nde bir araştırma kuruluşu da kuruldu. Ancak herkes buna karşı çıkarken birileri jandarma komutanı özel görevle geldim bu altın çıkacak diyor. Tek tek köylüleri çağırıp eyleme giden herkesi tek tek tehdit ediyor. Kaymakam şirketin arkasında vatandaşın karşısında duruyor. Buradan kamu görevlilerine sesleniyorum. Bak, jandarma komutanı beni özel görevle buraya gönderdiler diyen ve her eyleme giden köylüyü çağırıp hesap soran komutan, bundan sonra bir kişiyi daha çağırırsan yanına milletvekilimiz Serkan Sarı ile birlikte gelecek. Yok, bir köylü daha çağırırsan genel başkan yardımcımız Ensel Aytekin ile birlikte gelecek. Yok, çok mu cesaretin var? Çağır bir kişi daha, o köylü ifade vermeye Özgür Özel ile birlikte gelecek. Hadi göreyim, hadi göreyim şimdi eyleme katılan köylüleri. Çekin abicim, kim gelmiş görsünler. Çekin, eyleme gelmiş köylüleri. Çağır ifadeye de göreyim seni. Hadsizlik etme, millete hizmet et, şirkete hizmet etme. Biz Manisa'da, Turgutlu'da, Çal Dağı'nda bu siyanürcü şirketleri 10 yıl direndik ve dağımızı, suyumuzu, ovamızı, köylümüzü kurtardık. Buradan bütün Balıkesir'e sesleniyorum. Köylerdeki herkese, köylere sahip çıkmak isteyen herkese, Balıkesir'in suyuna, tarımına sahip çıkmak isteyen herkese sesleniyorum. Bu şirkete karşı birleşin, direnin, mücadele edin. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sonuna kadar arkanızdayız. Sonuna kadar. Biliyorsunuz 31 Mart seçimlerinde millet bir tarafta Cumhur İttifakı, birçok parti var ama AK Parti ve MHP başta, Cumhur İttifakı bir yerde, bir tarafta denedik olmadı, milletimizle kurarız dedik, bir tarafta Türkiye İttifakı. Millet seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kurulduğu günden beri ilk kez bir seçim kaybetmeyi, ikinci parti olmayı tattırırken 47 yıl sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini yeniden birinci parti yaptı. (Gülüyor) 2019'da önemli bir başarıyla İstanbul'u, Ankara'yı, Mersin'i, Adana'yı, Antalya'yı almıştık. Hepsini koruduk. Ancak 14 büyük şehri, 21 il belediyesini, o gün 411, bugün 412 belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. 2019'da hazmedemeyip
İstanbul seçimlerini tekrarlamışlardı. Ve demişlerdi ki bir sonraki seçimde, tekrar seçimde CHP'ye Osmanlı tokatı vuracağız. Ama millet tekrar seçimde 13 bin olan farkı 800 bin yaparak bize Osmanlı tokatı değil ama hazımsızlara demokrasi tokatını vurmuştu. Allah'a şükür bu sefer öyle iptal edebilecekleri küçük farklar olmadı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu farkı 1 milyonun üzerine çıkardı. Ankara'da Mansur Yavaş %60'la Türkiye rekoru kırdı. Balıkesir'de Ahmet Akın %51 oy aldı. Ege'nin bütün illerini Atatürk'ün partisi kazandı. Ama hazımsızlar durmuyor, durmuyor. Dün Sayın Erdoğan demiş ki, efendim belediyeler SGK'ya çok borçlu, borçlarını ödesinler. Öyle 25 kuruşa simit yok. Bir kere tam buradan başlayayım. Gerçekten Sayın Erdoğan doğru söylüyor. Bugün 25 kuruşa simit yok. Simit 10 lira. Ama sen iktidara geldiğinde simit 25 kuruştu. Sen yaptın 10 lira. Sen yaptın. 15. Esas hazımsızlık şu. Hazımsızlık şu. Diyor ki belediyeler hizmet etmek istiyor. İşte Ahmet bu kadar borca, bu kadar imkansızlığa rağmen içi içine sığmıyor. Bana diyor genel başkanım, şuraya meydan yapacağım, şuradan tramvay geçireceğim, şuraya şunu yapacağım. Ama bir yandan da işin parasal boyutu canını sıkıyor. Para bulmaya, kaynak bulmaya çalışıyoruz. Dünyanın öbür ucundan fon buluyoruz, kaynak buluyoruz, imzayı atmıyorlar. Niye? Hizmet ederiz de millet CHP'nin geldiğinde ne iyi işler yaptığını görmesin diye. Kentsel dönüşüme para buluyoruz, imza atmıyor. Deprem olacak, insanlar ölecek, orada bile siyaset yapıyorlar. Önünde dünya kadar dosya var kentsel dönüşüm için. Toplu taşıma için, temiz su için, çevre için ama imzaları atmayarak Türkiye'ye dışarıdan bulduğumuz kaynağı belediyelerimize kullandırtmıyor. Şimdi de gelmiş, geçmişten bugüne AK Parti'den aldığımız belediyelerde bilhassa SGK ve vergi dairesine inanılmaz borçlar var. Zamanında parayı yatırmamış, SGK'nın parasıyla gelmiş, burada belediyecilik yapmış, ona rağmen kazanmışız. Şimdi diyor ki AK Parti döneminde ödenmeyen parayı, MHP döneminde ödenmeyen parayı bir seferde faiziyle senin paralarından keseceğim. Bunun tek amacı var. Belediye başkanlarımızın elini kolunu bağlamak, hizmeti aksatmak, bunun üzerinden ucuz siyaset yapmak. Buradan sesleniyorum. Öyle belediyeleri zora sokarak, halkın hizmetini aksatarak CHP'yi yıpratacağını düşünüyorsan aldanıyorsun. Halk arkamızda, millet arkamızda. Bunu millet görüyor. Sana bunun hesabını ilk sandıkta soracak. İlk sandıkta. Bakın, Türkiye'de SGK'ya belediyelerin toplam borcu 14 milyar 699.
son Sayıştay raporlarına göre en borçlu belediyeler AK Parti'den yeni devraldığımız belediyeler. En borçlusu Bursa Büyükşehir, sonra Sakarya, sonra Ordu, sonra Balıkesir, sonra Denizli. Bakın en borçlu 5 belediye, 5'i de AK Parti'den aldığımız belediyeler. Şimdi kendi ödemediği parayı bizden kesiyorlar, kesmeye kalkıyorlar. Bu sayede istiyor ki çöpler toplanamasın, desin ki bakın CHP geldi çöpleri toplamıyor. İstiyor ki toplu taşıma aksasın, CHP yapamıyor. Yollar yapılmasın, bak diyecek CHP demek çukur demek. Ama şunu söyleyelim, hapırsan da köpürsen de neye başvurursan başvur, bir yolunu bulacağız, bu hizmeti yapacağız, milletin gönlünü fethedeceğiz ve o iktidarı senin elinden alacağız. Söz veriyorum, and içiyorum. Afiyetler bitecek, zulüm bitecek. Bir de buradan şunu söyleyelim, bunu Edirne'de gördüm. Bunu AK Parti'den aldığımız birçok belediyede gördüm. Şimdi de Balıkesir'de gördüm. Bakın Balıkesir Belediyesi'nin borcu var ya, kamuya olan borçları. Bunun için geçmişte AK Parti döneminde sıkışınca ne yapmışlar? Camiyi ve etrafındaki meydanı borca karşılık vermişler, kendi AK Partili belediyenin borcunu sildirmişler. Bakın buradan söylüyorum, ey Recep Tayyip Erdoğan, cami camidir, orada hizmet görülecek. O caminin tapusu belediyeden maliyeye geçince varıp da camiyi yıkacak, boşaltacak, oraya AVM yapacak hal yok. Ama sen bunu borca karşı AK Partili belediyeden kabul ediyorsun. Madem öyle, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki tüm camilerin, elektrik trafolarının, ortak kullanım alanlarının tamamını sana veriyoruz. Al bunları, düş yakamızdan, millete hizmet etmemize engel olma. Sokak hayvanları sorunu elbette var. Elbette büyük bir sorun. Ama çözümü katliam değil. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün milletvekilleriyle Balıkesir'den iki vekilimiz, grubumuzdaki 127 vekilimizle ayrı ayrı gurur duyabilirsiniz. Onlar olmasaydı bütün sakat köpekler ya da barınağa toplanıp bir ayda sahiplendirilememiş köpekler çamaşır suyuyla zehirlenerek 6 saat içinde acı acı seslerle katledileceklerdi. Grubumuz direndi, mücadele etti ve canlarımızı katliamdan kurtardı. Kendilerini tebrik ediyorum. Ancak tehlike geçmiş değil. Şimdi diyor ki köpekleri toplayacağız, kısırlaştıracağız ve sahiplendireceğiz. Burada belediyelere, bunları yapmayanlara ağır cezalar koyuyor ve zımnen belediye başkanlarına diyor ki bu işi çöz. Ya çöz ya cezayı alırsın. Gözün görmediği yerde ne yaparsan yap. Bunun yolu belediyelere bu konuda kaynak yaratmaktır. Altlarında imzaları var. 4 sene önce birlikte imza attık araştırma komisyonuna. Hayvan hakları fonu kurulacak
Milli Piyango'dan, Spor Toto'dan, Loto'dan, at yarışından yapılacak kesintilerle bu fonda hayvanların ihtiyacı kadar barınak, kısırlaştırma ve sahiplendirme projeleri yürütülecek. Şimdi bu fonu kurmadan bütün yükü belediye başkanlarına atıp onları cezayla tehdit ediyorlar. Hem ağır para cezaları hem şahıslarına ceza. Bu katliamın önünü açacak sakat bir düzenlemedir. Bu noktada bir kez daha bütün hayvanseverleri AK Parti'nin oyununa karşı uyanık olmaya, dirençli olmaya ve mücadeleye devam etmeye davet ediyorum. Taşıdığı iktidarın sorumluluğu Erdoğan'a ağır geliyor. Diyor ki muhalefetin sırtında küfe yok. E biz de onu söylüyoruz. Millete gittin. Dedin ki verin yetkiyi, görün etkiyi. Enflasyon nasıl düşürülür? Faiz nasıl düşürülür? Döviz nasıl düşürülür? İşsizlik nasıl bitirilir? Ben yapacağım dedin. Millet yetkiyi verdi, senin sırtına küfeyi koydu. Şimdi emekliye zam yap. Yok, 12.500 lira yeter. Geldiğinde 8 çeyrek altın alan en düşük emekli maaşı şimdi 3 çeyrek altın alıyor. Her emekli her ay 5 altın kayıpta. Bir tanesini cebinden düşürsen bütün gün ararsın. Her ay cepten 5 altın gidiyor. Daha Ocak ayında 10 bin liralık emekli maaşı 10 bin liralık emekli maaşı 25 kilo dana kıyma alırken 12.500 yaptı şimdi 20 kilo dana kıyma alıyor. Yani Ocak'tan bugüne bile emeklinin sofrasından ayda 5 kilo kıymayı çaldılar. Diyoruz ki emekliye sahip çık, para yok diyor. Onu 12.5 yaptı, 33 milyar gitti. Koy 100 milyar, yapalım 17.500 lira. Yok, veremem. Muhalefetin sırtında küfe yok. Erdoğan'a emekli ağır geliyor. Erdoğan'a asgari ücretli ağır geliyor. Çiftçi ağır geliyor. Esnaf ağır geliyor. Diyor ki taşıyamıyorum, yük ağır. Ağırsa bırak, çıkar küfeyi, ver bak nasıl taşıyacağız emekliyi, nasıl taşıyacağız asgari ücretliyi, nasıl milletin efendisi yapacağız yeniden köylüleri. Küfeyi taşıyamayan bırakacak. Ne dedik? Emekliye, asgari ücretliye vermezsen geçim olmaz. Geçim olmazsa ne olur? Seçim olur. Biz Erdoğan geçen sene 660 milyar lira kesinleşmiş vergisini affetti. Zengin şirketlerin 46 şirketin 660 milyar vergisini affetti. Ama şurada oturan emekli amcamın maaşına 12.500 yapmak için 33 milyarı çok görüyor. 17.500 için 100 milyar lazım. Sen 100 milyar değil 600 milyarı yandaşlara bulacaksın. Altıda birini emekliye gelince bulamayacaksın. Çıkar o küfeyi sırtından. Küfeyi alacağız. Emeklileri en güzel yerlere taşıyacağız. Hemşeriler mi görünce, güzel Manisa'mın komşusu Balıkesirlileri görünce bu sıcakta lafı biraz da uzattım. Ama şunu söyleyeyim. Bu sıcakta herkes ya tatildeyken ya köydeyken
işinde gücündeyken günün ortasında bu güneşin altında bu belediyenin önünde kendi kendinize bir miting yaptınız. Bunu unutmayacağım. Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü, Necati Bey Eğitim Enstitüsü babamın mezun olduğu okuldur. Telat Hoca'yı siz okuttunuz, o da Özgür Özel'i okuttu. Siz de onu partinize genel başkan yaptınız. Ben ne kadar Manisalıysam o kadar Balıkesirliyim. Burada emekli astsubaylar var. Edremit mitinginde gelmişlerdi. Onları Ankara'ya çağırdım. Orada da konuştuk. Burada da sorunlarına bir kez daha parmak basıyoruz. Emekli astsubaylar hakkını alana kadar mücadelelerine destek vereceğim. Staj mağdurları. Staj mağdurları. Emeklilikte kademe bekleyenler, çıraklık mağdurları, atanmayan öğretmenler, mühendisler, hepiniz hakkınızı alana kadar biz sizinle birlikteyiz, yanınızdayız, arkanızdayız. Belediye başkanlarımızla birazdan bir araya geleceğiz. Balıkesir'i onlara emanet ettiniz. Ben de onları sizlere emanet ediyorum. Onlar çalışacaklar, mücadele edecekler ama görüyorsunuz ki birileri onlara çelme takmaya, ellerini kollarını bağlamaya çalışıyor. İşsizlik büyük sorun ama belediyeleri ağzına kadar elemanla doldurmuşlar. Gelen para maaşlara yetmiyor. Elbette herkesin çocuğunun işsizlik derdi var. Beklentiler yüksek. Ancak bütün sorunları belediyeler üzerinden çözmek mümkün değil. Belediyelerdeki yaygın başarı bize büyük, daha büyük başarıları getirecek. Ahmet'in cebinde bir anahtar var. Sanmayın ki Balıkesir büyük şehrin kapısının anahtarıdır. Ya da kasasının anahtarıdır. Ya da bu güzel şehrin altın anahtarıdır. Ahmet'in cebinde tuttuğu Gazi Mustafa Kemal'in partisinin iktidarının anahtarıdır. O kapıyı açacak. Başkanlara sahip çıkın. İyi yaptıklarını anlatın. Kusurları varsa kulaklarına, iyi yaptıklarını meydanlarda, kahvelerde, evlerde, sokaklarda anlatın. Onlara sahip çıkın. Onlar başaracaklar, biz başaracağız. Onlar başaracaklar, biz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde partimizi iktidar yapacağız. Onlar başaracaklar, emeklinin yüzü gülecek. Esnafı kurtaracağız. Çiftçiyi kurtaracağız. Borçları sileceğiz, yüzleri güldüreceğiz. Halkın iktidarı için halkın başkanlarına sahip çıkın, destek verin. Hepinizi seviyorum, hepinize güveniyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ahmet kardeşimi Balıkesir'e bir kez daha emanet ediyorum. Balıkesir'i de ona emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.